Bu bize sağlanacak olan vize muafiyeti sadece turistik olarak onlar mesela nasıl veya iş ziyaretleri için, ama önemli yani 3 aylık bir süre için gidip gelme. 2013'te bu müzakere başladı ama müzakerenin nihayetinde Türkiye'ye vize serbestliğinin sağlanması, yani Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin kaldırılması, kararını Avrupa'nın alması o zaman çok daha zordu. Çünkü bu siyaseten, ki yani halen öyle aslında, ama siyaseten birçok Avrupa ülkesi için zor bir karar bu vize muafiyetini sağlamak. O dönemde daha da zordu. Şimdi Türkiye'nin elinde en azından bunu zorlayacak bir koz var. Mülteci kozu var. Değişen bu. Şimdi dikkat edecek olursam paketin aslında en hassas ve belki de en yumuşak karnı diyebileceğimiz boyutu bu vize meselesi. Çünkü gerçekten de kağıt üstünde Türkiye'nin vize serbestiyetini elde edebilmek için yerine getirmesi gereken 72 tane şart var. Bu şartların arasında mesela geri kabul anlaşmasının uygulamaya konması gibi önemli parçalar, kilolu ağırlık şeyler de var. Ama mesela kişisel verilerin korunması kanunu gibi şu anda mecliste tartışılan yasal düzenlemeler de var. Bunların Haziran ayına kadar, çünkü müzakere edilen tarih Haziran, Türkiye belirli bir kısmını yerine getirecek. Belirli bir kısmını ise yerine getirmemiş olacak. O nedenle Haziran ayında birincisi Avrupa Komisyonu bir değerlendirme yapacak. Ve bu değerlendirmeye özünde Türkiye'nin o güne kadar bu 72 kriteri ne kadarını yerine getirdiğine ilişkin bir değerlendirme olacak. Ve nihayetinde üye ülkelere önerisini sunacak. Bu önerisinde diyecek ki Türkiye evet tam hepsini yapmadı ama yeterince yaptı diyecek, benim kanaatim. Sen öyle bekliyorsun. Ben öyle bekliyorum. Ha, komisyon bunu dedikten sonra iş bitmiyor yalnız. İşin bir ikinci aşaması var. Avrupa Birliği ülkelerinin buna karar vermeleri gerekiyor. Şimdi karar... Burada nasıl bir karar? Majorite, hepsinin mi onaylaması? Hayır, oy birliği gerekmiyor kararda. Bir nispi çoğunluk gerekiyor. Ama bu şimdi şöyle örneklendirmek lazım. Bu hukuken böyle de siyaseten, örneğin Fransa gibi bir ülke çıkar da, ki burada endişen Fransa açıkçası. Fransa gibi bir ülke çıkar da ben kendi iç siyasi sebeplerimden dolayı, Fransa'da işte 2017 yılında başkanlık seçimleri olacak, Front National, Ulusal Cephe, aşırı sağ yükseliyor. Bu şartlarda Türkiye'ye vize serbestisi verilmesine karşı çıkıyorum derse, bunun Avrupa Birliği içerisinde olması mümkün değil. Çünkü Fransa'ya rağmen böyle bir karar çıkmaz Avrupa Birliği'nden. Almanya çok istese de çıkmaz. Bunun olabilmesini zaten Haziran ayında olup olmayacağını göreceğiz. Bugünden böyle bir garanti yok. Çünkü ne Ekim-Kasım ayındaki müzakerelerde, ne pazartesi günkü müzakerelerde, ne de önümüzdeki hafta yapılacak olan müzakerelerde Türkiye'ye bir teminat verilmeyecek. Türkiye yani denecek ki, Türkiye denecek ki evet vize serbestiyeti şartlı. Vize serbestiyeti şart da ne? Türkiye'nin bu 72 kriteri yerine getirmesi.